Ve günün manşeti, dünya şokta, uluslararası toplum tarafından Rusya'nın dış operasyonlarda kullandığı paralı asker grubu olarak bilinen Wagner, Moskova yönetimine isyan bayrağı açtı. Bir darbe kalkışması diyebiliriz buna. Grubun hedefinde Rusya Savunma Bakanı var. Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner'in kalkışmasının silahlı bir isyan girişimi olduğunu söyledi. Orduya karşı silahlanan herkes haindir, hesabını çok sert şekilde soracağız dedi. İkinci bir emre kadar ülkede sıkı yönetim ilan etti Putin. Kalkışmanın başındaki isim Wagner kurucusu Prigojin ise kimsenin Putin'in emriyle teslim olmaya niyeti yok açıklaması yaptı. Wagner'in ele geçirdiği Rostov kentinden tüm gün görüntüler servis edildi dünyaya. Caddeler, sokaklar Wagner savaşçıları tarafından kuşatılmış durumda. Ve gelen görüntüler kalkışma yapan grubun ağır silahlarla donatılmış askeri araçlarla Moskova'ya doğru yola çıktığını bize söylüyor. Ve gün içinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. İki lider son gelişmeleri ele aldı. Beştepe Külliyesi'nden görüşmeye ilişkin aklı selimle hareket edilmeli. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız mesajı verildi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'e desteğini ifade ettiği bildirildi. İşte dünyanın endişeyle izlediği Rusya'da yaşananlar. İhanetle karşı karşıyayız. Savaş sadece bir avuç yaratığın zafer kazanması ve terfi etmesi için lazımdı. Sırtımızdan bıçaklandık. Paramiliter Wagner Putin'e başkaldırdı. Dünya Rusya'da darbe girişimi iddialarıyla çalkalandı. Oligarkların bu savaşa ihtiyacı vardı. Başrolün adı Yevgeni Prigojin. Bir zamanlar Putin'in aşçısıydı. Ukrayna Savaşı'nda parladı yıldızı. Wagner grubunun kurucusu. Ukrayna Savaşı sürüyor ancak birçok cephe kaybedildi. Putin'e anlatılandan 3-4 kat daha fazla asker kaybımız var. Günde 1000 kişiye kadar çıkıyor. Son olarak Rusya'nın Ukrayna'da bir füze saldırısıyla paralı askerlerini hedef aldığını iddia ederek gündeme gelmişti. Moskova yalanladı ama Wagner'i ikna edemedi. İsyan çağrısıyla Moskova sokaklarında zırhlı araçlar baş gösterdi. Rusya Terörle Mücadele Komitesi Moskova başta olmak üzere bazı bölgelerde terörle mücadele operasyonu rejimi ilan etti. Şu anda Moskova'da askeri hareketlilik pek hissedilmese de güvenlik önlemlerinin artırıldığı dikkat çekiyor. Federal Güvenlik Servisi silahlı isyan suçlamasıyla ceza davası açtı, terör alarmı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı Wagner birliklerine seslenerek Prigojin'in suç macerasına katılmamalarını istedi. Wagner savaşçılarından sağduyulu davranmaları ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmelerini isteyen bakanlık, Wagnercilere güvenlik garantisi vaadinde bulundu. İşte ortaya çıkan tablonun son hali. Savunma Bakanlığı'nın çevresi keskin nişancılarla dolu. Wagner güçleri ise Ukrayna'dan çıktı ve Rostov'a yöneldi. Buraya Genelkurmay Başkanı ve Şoygu'yu almak için geldik. Paramiliter grup şehri kontrol altına aldığını savundu. Şimdi her köşe başında tanklar bulunuyor. Aynı kandan askerleriz. Sizi durmaya çağırıyorum. Düşmanın eline koz vermemeliyiz. Üst düzey Rus komutanlar da zaman kaybetmeden Wagner'e durun çağrısında bulundu. Niyetiniz ne olursa olsun yaptıklarınız ülke ve devlet başkanının arkasından bıçak saplamaktır. Rusya ve silahlı kuvvetlerinin imajına bundan daha büyük bir darbe olamaz. Böyle bir provokasyonu ancak ülkeye düşman olan yapabilir. Prigojin darbe girişimi iddialarını reddetti. Hedefinde Şolgu ve Gerasimov var. Ancak Putin çok öfkeli. İç savaşın tekrarına izin vermeyeceğiz. İhanetle karşı karşıyayız. Sırtımızdan bıçaklandık. Adını geçirmedi ama Prigojin'eydi mesajları. Ukrayna'da ölen askerler içinse kahraman ifadesini kullandı. İhanete kalkışanlar, silahlı isyan azalayanlar, şantaj ve terör yöntemlerine girişenler, kaçınılmaz cezasını çekecek. Hesabını hem hukuka hem de halkımıza verecektir. Yanıt gecikmedi. Prigojin, Putin ana vatana ihanet konusunda yanılıyor deyip teslim olmayacaklarını duyurdu. Önce orduda, ardından tüm Rusya'da adalet sağlanacak, artık yolsuzluk istemiyoruz sözleri kalkışmanın sürecinin ayak sesleriydi. Rusya'da tüm gözler Wagner'in kurucusu Prigojin'e çevrilmiş durumda. Wagner ile Savunma Bakanlığı arasındaki gerilimin nasıl çözümleneceği Prigojin'in alacağı karara bağlı. Yaşananları yakından izliyoruz. Şimdiye kadar santral çevresinde herhangi bir radyoaktif hareketlilik tespit etmedik. Amerika Zaporijya dese de kalkışmanın nükleer tehdidi arttıracağından endişeli. Taarruza geçen Ukrayna tarafı ise sessizce yaşananları izliyor.
Zelenski'nin ilk açıklaması, kötülük yolunu seçen herkes kendini yok eder. Başka bir ülkede hayatları mahvetmek için asker tabutları gönderen, hayat direnince ihaneti engelleyemez şeklinde oldu. Çatışmalara dair görüntüler de geliyor sahadan. Bir Rus helikopterinin düşürüldüğü duyuruldu. Bir başka helikopter de savunma sistemi sayesinde kıl payı kurtuldu. Rusya Wagner'i durdurabilmek için askerlerin geçeceği bir köprüyü böyle vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rus mevkidaşı Putin'i aradı ve Rus lidere desteğini açıkladı.